senin bitmiyor sigarası, bittiğimin zıvanası patlattı kolonları. Şu an Dilovası mevkiindeyiz. Türkiye'nin kanser oranı en yüksek olan yer. İnsanların ekmeğini fabrikalardan oradan buradan çıkardığı yer. Çok can alan da bir yer yani. Son 2-3-4 çok hızlıyız. Evet, bu kamyonlarsa yavaş. Ne yapalım, sağdan geçelim mi? Bence sağdan geçelim abi. Bu herif bunu orası uzunluğuna yapmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Aman bunlar benim suçum değil! Bu motor çok güçsüz çünkü! Ha? Bak gerizekalı! Ne oldu? Tövbe tövbe ya! Az kalsın biçiyordum kamyon kamyona. Tabi taksi olsaydı yerdi de... Kamyon olması senin şansın ötüğü. Şuralarda bir yerde bir sığınma yeri, bir şey olsa, bir cep olsa. Petrol ofisi falan zaten yok da. Olsa ne iyi olur, çok çişim geldi. Bugün fabrikaya gidiyoruz. Fabrika neresi? Honda Türkiye AŞ. Ne yapıyoruz? Honda Civic Sedan üretiyoruz. Diğer Honda'ların yedek parçalarını üretiyoruz. Abi Honda Civic yerli miydi? Yerli abim, yerli. Yerli, Türkiye'de üretiyoruz. Abi siz burada birleştiriyorsunuz, montaj yapıyorsunuz, burada üretmiyorsunuz. Burada üretiyoruz abi, üretiyoruz. Burada üretiyoruz. Honda marka bir motosikletiniz varsa, daha önce bir iş başıma gelmedi de. Dışarıdan kimse sipariş verdi mi bilmiyorum ama şey numarasıyla alabiliyorsun. Şase numarasıyla bulamadığın parçayı fabrikadan tedarik edebiliyorsun. Ucuz mudur, pahalı mıdır bilmem. Orijinal olduğu kesin de. Yani Honda neredeyse yerleşmiş bir marka. Nereye gidiyoruz? Şekerpınar'a gidiyoruz. Bakayım, 54 geçiyor. 49 geçe çıkmamız gerekiyordu. 19 geçe girdik. Motosikletler için otobanda 100 sınır. Hani %10'da toleransı var, 110. 110'la gittiğinizde Kuruçeşme'den girip Şekerpınar'dan çıktığınızda yarım saat. Bu motorlar için. Arabalar için işte onun bir %20 daha fazlası. Daha düşüyor yani. Onlar 130'la gidebiliyor. Saçma olan şey de bu ya vallahi. En seri araç, en düşük sürat. Geçen gün arkadaşımın çocuğuna dedim ki, buradan selam Abdullah kardeşim. Kanalıma abone olur musun dedim. Teker yapıyor musun dedi. Hayır dedim. Lastik yakıyor musun dedi. Hayır dedim. O zaman niye seyredeyim ki dedi ya. Tamam oğlum seyretme dedim. Bari abone ol dedim ama. Onu da yapmadı ya. Bu arada benim servisim geliyor. Evet, bu geçen servis benim servisim. İşte nedir onun adı? Ayarlarımı falan yaptım. BMW az kalsın üstüme çıkacaktı. Gördüğünüz gibi makaslıya makaslıya gidiyor. Bu bir ihbardır. Kimse de sallamadı da işte biz. Şimdi bugün anlatacaklarım işçiler hakkında. Memleketin 1/3 vergisini işçi sınıfı karşılıyor. Yani düşünün bir ülkede işçiler maaşını eline almadan devlet zaten 1/3 kesiyor. Ülkenin 1/3 de bu işçilerden alınan 1/3 vergi karşılıyor.
şimdi bu benimki Kocaeli. Kocaeli'de çok fabrika var, çok işçi var, işçi memleketi. Genelde hep göç edenler, hani insanlar ekmek parası için, yani bir umutla, hani ben bir işe gireyim, ileride yükselirim, bir şey olurum, iyi olurum, maaşım yükselir, ümidiyle gelirler. İşte ama ömür boyu asgari ücretle veya asgari ücretin bir miktarı üstünde veya şansları varsa asgari ücretin iki katını belki alırlar yani. Tabii bu arada gençliğe gitmiş olur. Gençliğinde herhangi bir aktivitede bulunamaz, gezemez, tozamaz, tatile. Ama şöyle bir şey var ya, şimdiki gençlere bakıyorum, iyiler yani. Vallahi bayağı iyiler. Ya biraz da uyanıklar yani. Hani önce biraz gençliğimi yaşayayım falan havalarındalar. Ya yaşıyorlar da yani. Tatile falan gidiyorlar, paralarını harcıyorlar. Herhalde şey de var, hani eskiden bir ihtiyaç, bir muhtaçlık durumu falan vardı. İnsan ailesine, anasına, babasına yardımcı olurdu. Şimdi öyle bir durum yok. Anladığım kadarıyla tabii. Ya benim etrafımda yok en azından. Ülkemizde birkaç tane para babası var. Birkaç tane büyük fabrika var. Ama bu insanlar genelde başka markaların üretimini burada yapan dünyaya satar. Benim çalıştığım fabrika da aşağı yukarı tabii öyle de zaten Japon sahibi Japon diyebiliriz yani şu an. Türk ortaklığı yok bildiğim kadarıyla, varsa da fazla yok. Yani şunu demek istiyorum, keşke bizim de bir yerli üretim motosikletimiz, ne bileyim arabamız, bir şeyimiz olsaydı da şu an onu kullanıyor olsaydık. En sevdiğim yere geldik. Niye en sevdiğim yer? Şu an için en sevdiğim yer çünkü birazdan kendi servisini sollarım muhtemelen. Burada trafik sıkışmaya başladı çünkü. Yavaş gideyim, böyle sağdan birdenbire sağa çıkanlar olur. Burası sonuçta emniyet şeridi. Bu iş giriş çıkış saatlerinde aşırı yoğunluk oluyor. Şu an neredeyseniz Şekerpınar Kavşağı'na gelmedik. Bugün bayağı bir durduğum için acaba otobüs cezası yedim mi, yiyeceğim mi, biraz daha bekleyeyim mi, yavaşlayayım mı derdim yok. Bayağı bir takılmışım zaten. Saatte 5 olmuş. Bizim servis buralarda bir yerdedir ki. Sinirlerdekidir. Arrrt yaptım. Evet, şu abi çok hoppala zıppala yapıyor. Bir abi daha var. Evet, bizim şoför. Meşhur ettim seni de ya. Ya ne demezsin. Bu demin tokatlıya tokatlıya giden BMW'li hala yanımda gidiyor. Al bir motosiklet, al motosiklet. Onun parasıyla çok güzel motosikletler alınıyor. Evet. Burada bir kamyon. İşte dörtlü mü olsaydı dörtlüyü yakardım ama yok yani. Niye dörtlü koymazlar bu motorları anlamıyorum. Dörtlüyü yakacaksın ki arkandaki adamı uyaracaksın. Bugün iyileştirme yarışması var. NHC derler Honda'da. Yani bütün işçiler bilir iyileştirmenin. Ondan sonra yani NHC adı altında olmayabilir mi? İyileştirme önerisi.
Ondan sonra Japonlarda neydi? Başka bir adı daha vardı onların. Vardı da unuttum. O yüzden acelemiz yok ya. Arkamdaki abi beni biçecek mi? Ne yapacak anlamadım. Arkamdaki abi bana çok hırslı. Ezecek beni. Ez abi, ez. Ceza mı yazıyordu? Ben buradan geçer miyim? Geçerim aslında. Gerek var mı? Gerek yok. Tek ışık yapacağız nasıl olsun? Bizim mahalle burası. Anamızdan, babamızdan, karımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan çok gördüğümüz insanların yeri burası. İşçilerin, binlerce işçinin buradan ekmek parasını kazanmaya gittiği yol neresi? Dost mudur? Dost mudur? Tam olarak ben de anlamadım. Neresi Ghost, neresi Tost? İşte burada bir sürü fabrika var. Burada olmayan fabrika yok. Hadi yaklaş bu retavası. Bitmiyor sigarası. Biptiğimin zıvanası. Patlattı kolonları. Kamerası altında makinası. Hazırlanıp çıktığında kulaklıktan alo gazı. Baba gerçekten öl ya da gerçekten sür. Mercek'te polisler beni Bodrum'da gör. Her cepte bozuklarım var kanki dön. 10 liralık benzinle 20 dakika dön. Bu benim en deli halim. Nikotini bas ciğerimin hali. Ne olacak ki salla ahali. Aç gazı rüzgar yiyin bari. Bu benim en deli halim. Nikotini bas ciğerimin hali. Ne olacak ki salla ahali. Aç gazı rüzgar yiyin bari. Bu benim en deli halim. Nikotini bas ciğerimin hali. Ne olacak ki salla ahali. Aç gazı rüzgar yiyin bari. Bu benim en deli halim. Nikotini bas ciğerimin hali. Ne olacak ki salla ahali. Aç gazı rüzgar yiyin bari. Hadi versene gaza sen o her seferinde bana ters gide nasıl nasıl hasımlarım çatlıyor şimdi kasılmasın. Kulak sarına girdim oğlum sen de rayımdasın.